böyle olur şeklinde konuştu. Sayın seyirciler, Suruç'ta yaşananlar elbette piyasaları da etkiledi. Az sonra bu konuyla ilgili yorumları alacağız. Yorumlara dönmeden önce dilerseniz piyasadaki son duruma hep birlikte göz atalım. Dolar yansıyor ekranlarınızda. Dolar 2.69'lu seviyede. An itibariyle yönünü aşağı çevirmiş olsa da dolarda yükselişi görüyoruz. 2.66'lı seviyelerden 2.69'lu seviyelere kadar çıktı dolar. Euro'ya bakalım bir de. Euro'da 2.93 seviyesinde yükselişte. Devam ediyoruz. Euro dolar paritesi yansıyacak ekranlarınıza. 1.08'li seviyelerde euro dolar. Bu tarafta da %0.51'lik yükselişi takip ediyoruz. Petrolle devam ediyoruz. Brent petrolün varil fiyatı $56.47'de %0.91'lik yani %1'e yaklaşan bir düşüş görmekteyiz petrol tarafında. ABD ham petrolün varil fiyatı da %2'ye yaklaşan düşüşle $50'ların üzerinde işlem görmekte. Çeyrek altının fiyatı yansıyor ekranlarınıza. Altının ons fiyatında düşüşü takip etmiştik. 5,5 yılın dibini görmüştü altın. Dolardaki değer kazanımıyla birlikte çeyrek altında da bir nebze değer kaybını görmekteyiz. Çeyrek altın kapalı çarşıda yaklaşık olarak 160 liradan satışa sunuluyor. Altının onsu da şu an ekranlarda $1100'ların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Dün $1100'ların altını görmüştü, ardından yeniden yükselişleri gördük altının ons tarafında. Borsa İstanbul Yüz Endeksi de 81.301 puanda. An itibariyle hafif düşüşleri görsek de dünkü patlamanın ardından Borsa İstanbul Yüz Endeksinde geri çekilmeyi takip ediyoruz ve faizdeki son duruma da hemen bakalım. Basit faiz %9.42, bileşik faiz ise %9.64 değerinde. Sayın seyirciler, Suruç'ta yaşanan patlama piyasalarda da tedirginlik yarattı. Borsa düştü, dolar değer kazandı. Son durumu telefon hattımızda bulunan konuğumuz ALB Forex Araştırma Uzmanı Eda Önder'le konuşacağız. Sayın Önder, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Şafak Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi Suruç'taki patlama piyasaları etkiledi dedik. Peki nasıl etkiledi? Rakamlar günü nasıl sonlandıracak? Evet, Suruç'taki üzücü olay dünden bu yana piyasalarda etkisini gösteriyor. Bugünkü fiyatlamalara baktığımızda dünkü kadar derin bir kötü bir fiyatlamayla karşı karşıya değiliz ama en azından söz konusu tedirginlik halen devam ettiği için, aynı zamanda bizlerin siyasi belirsizliği de bununla birlikte göz önünde bulunduğu için Borsa İstanbul tarafında yükseliş çabaları da oldukça sınırlı kalıyor. Oysaki sabah saatlerinde dünkü kayıplarımızın ardından birazcık daha tepki alımlarıyla başlamıştık güne. Ama bir yandan da bizler bayram tatilindeyken geçtiğimiz hafta dünyada dalgalanan bu FED algısı, güçlenen FED algısı dolara değer kazandırdığı için bir nevi Türk lirasının yükselişinin önü kesildi ve biz dün 2.70 seviyesine dayanan bir dolar TL ile karşılaştık. Sabah saatlerinde de aynı şekildeydi. Sadece kısmi şekilde Türk lirası değer kazanmaya çalıştığı için biraz 2.70 seviyelerinden bir geri çekilme gördük. Ama Türk lirası yatırımcısının halen tedirgin olması gerektiği seviyelerdeyiz. Aynı zamanda Borsa İstanbul yatırımcısının da öyle. Bu sebeple zayıflığı devam ediyor hem Türk lirası tarafında özellikle de Borsa İstanbul tarafında. Bu haftaki gündemimiz birazcık daha sakin. Perşembe günü Merkez Bankası toplantımız var ama söz konusu siyasi belirsizlik ve maalesef üzücü olaylarla birlikte Merkez Bankası'nın manevra alanı oldukça kısıtlı ve kendisinin zaten bir herhangi bir faiz oranlarının bir aksiyonda bulunmasını beklemiyoruz. Borsa İstanbul tarafında da hafta içerisinde anlamlı bir yükselişin görebilmesi için 82.500 seviyesinin üzerinde hareketler görmemiz gerekiyor ki Borsa İstanbul rahat bir nefes aldı diyebilelim diye düşünüyoruz. Peki dilerseniz son olarak hemen altına da bakalım. Jeopolitik riskler altındaki sınırlı yükselişi destekler mi, ne dersiniz? Şu an için özellikle ons bazında altına baktığımızda hafta başında Çin'den gelen ve piyasa beklentilerini karşılayamayan 1658 tonluk bir rezerve sahip olduğunu öğrendiğimiz için ciddi manada altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketler neden oldu. Ons bazında altın kendini toparlayamıyor ancak bizlerin Türk yatırımcısının yakından takip ettiği gram altın bir nevi dün dolar çeyreğinin yükselişiyle birlikte birazcık daha toparlanma çabasına hakim oldu. Şu an 95 seviyelerinde olan bir gram altın görüyoruz. Bu hafta içerisindeki dolar TL'ye paralel olarak serine devam edecektir diye düşünüyoruz. Çünkü ons bazında altın oldukça zayıfladı. Yunanistan gelişmelerine de baktığımızda altın son zamanlarda güvenli varlık olma özelliğini kaybetti diye düşündüğümüzden altın yatırımcısının birazcık daha dolar TL'yi izlemesi gerektiği günlerdeyiz.
Eda Önder, teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, değerlendirmeleriniz için. Sayın seyirciler, hemen Yunanistan'a dönelim. Piyasalar Yunanistan'ı da yakından takip ediyor. Yunanistan'da bankalar 3 hafta sonra yeniden açıldı. IMF ve Avrupa